Anlayış göstereceğini umuyorum. Nutuk'taki paragraflara başlamadan önce ben Halit Rıfkı Atay'ın Çankaya'sından o günlerde yalnızca İngilizlerin özellikle kışkırtmalarıyla yapılan başkaldırıları değil ama Mustafa Kemal'in Kurtuluş Savaşı'na ne kadar yalnız başladığını anlamak için birkaç paragraf okumak istiyorum eğer izin verirseniz. Halit Rıfkı Atay Çankaya sayfa 222. Tabi burada İsmet İnönü, Kazım Karabekir gibi Kurtuluş Savaşı'nın çok değerli isimleriyle ilgili konular var. Onlara elbette ki saygımız çok büyük. Ancak tabii o günkü koşulları ve Atatürk'ün içinde bulunduğu yalnızlığı, yalnız savaşımını anlatabilmek için bunları okumanın yararlı olduğunu düşünüyorum. Yani hem o iç kargaşalıkları, iç karışıklıkları, başkaldırıları inceleyeceğiz. Ama bir yandan da Atatürk'ün yanında bu konuda çok fazla kişi olmadığını görmemiz gerekiyor, anlamamız gerekiyor. Nutku daha iyi anlayabilmemiz için bunlar bizim yardımcı bitik olarak başvurmamız gereken bitikler olduğunu düşünüyorum. Bundan sonraki programlarda da başka bitiklerle Nutuk'taki okumalarımızı desteklemeyi düşünüyorum. Şöyle diyor, İsmet Bey, Halide Edip, Refet Bey ve içinde olmak üzere birçok yurtsever kimseler Anadolu'da Kurtuluş Savaşı verilebileceğine inanmıyorlar. Amerikan mandası altına girmekten daha iyi bir çare görmüyorlardı. Halide Edip'in 10 Ağustos 1919 tarihiyle yazdığı mektup metni Atatürk'ün nutkunda vardır. Biz İstanbul'da kendimiz için bütün eski yeni Türk sınırlarını içine almak üzere geçici bir Amerikan mandasını ehveni şer olarak görüyoruz dedikten sonra mektubunu Halide Edip sergüzeşt ve cidal devri geçmiştir. Yani maceracılık devri geçmiştir. Hudutlarında bu kadar çok evladı ölen zavallı milletimizin fikir ve medenileşmek muharebesinde kaç tane şehidi var diye bitiriyordu. İsmet İnönü'nün Kazım Karabekir'e yazdığı mektubu buraya olduğu gibi alıyorum. Kardeşim Kazımcığım, bundan evvel bir mektup yazmıştım. Onu daha almamışsınızdır. Bununla vaziyet hakkında malumat vermek istiyorum. Şimdi İstanbul'da belli başlı iki cereyan vardır. Amerika, İngiliz taraftarlığı, İngiliz tarafında Hürriyet ve İtilaf ve Türkçe İstanbul Gazetesi, Adil Bey vesaire. Mütabikisi Tevfik Paşa da dahil olduğu halde Amerika muavineti tarafındadırlar. Evvelce Amerikalıların kabul etmesi pek şüpheli olduğu için İngilizler sakin idiler. Halbuki tahmin hilafına olarak Amerika'da gelmek için temayül artmış, İstanbul'da propagandaya başladılar. Taraftarlarını hükümet ile beraber körüklüyorlar. İstanbul'un bazı mahallelerine beyanname bile dağıtmışlar. İngilizleri isteriz diye. İngilizlerin emeli bu esnada memlekette Amerikan heyetinin tahkikatını ve temayülatını iptal edebilecek cereyan ihsar ve ilan ettirmek, bu surette bir defa Amerika işini suya düşürdükten sonra yine bildiklerini yapmaktır diye tahmin olunuyor. Korkulur ki bütün Asya'yı eline geçirmiş olan İngilizler yegane kabiliyeti harbiye ve ihtilaliyesi olan Türkiye'yi elinde bulundurarak tamamen çürütüp mahvetmek isteyecektir. Eğer Amerika'nın gelmesi suya düşerse İngilizler için bugünkü Taksim vaziyetini teşvik etmekten başka yapılacak bir şey yok gibidir ki İngilizlere
Diğerleri bu hususta muavenet edecekler, muhalefet etmeyeceklerdir. Eğer Anadolu'da halkın Amerikalıları herkese tercih ettikleri zemininde Amerika milletine müracaat edilse pek ziyade faydası olacaktır. Deniyor ki ben de tamamıyla bu kanaatteyim. Bütün memleketi parçalamadan Amerika'nın murakabesine tevdi etmek, yaşayabilmek için yegane ehveni çare gibidir. Fakat bugün bu kanaatinin kıymeti olan ihsardadır. Avrupa'nın, Amerika'nın pazarlık ettikleri bir zamanda Amerika aleyhine bir poz gösterilmemektedir. Sen Erzurum'a giderken korkuyorum ki seni bir şeye karıştıracaklar demiştin. Evimden dışarı çıkmadım ve hiçbir şeye karışmadım, diyor İsmet İnönü. Bir örnek daha vermek istiyorum. Şöyle ki, bu da Halif Rıfkı Atay'la Mustafa Kemal arasında geçen bir konudur. Diyor ki 244. sayfada Halif Rıfkı Atay. Hatıralarını anlattığı sırada Atatürk'e bir sual sormuştu. Huay-i Milliye'ye katılıp katılmamak, erken veya geç katılmak bir zamanlar Ankara'da başlıca tartışma konusu olduğunu söyleyerek, bu meselede yalnız siz hoşgörür davranıyorsunuz. Hatta size karşı İstanbul'da cephe almış olanları bile affetmiştiniz dedim, diyor Mustafa Kemal'e. Bakışları eski hatıralara doğru uzaklaşarak ve sislenerek dedi ki, inanmayanlar da inananlar kadar haklıydılar. Ben Erzurum'dan İzmir'e sağ elimde tabanca, sol elimde sehpa öyle geldim demişti. Sağ elimde tabanca, sol elimde idam sehpası. Dolayısıyla Huay-i Milliye'ye katılmayanlar da haklıydılar, korkuyorlardı demek istiyor. Yine o dönemden bir paragraf daha okuyup nutka geçmek istiyorum. Albay Bekir Sami Akhisar'a geldiği vakit hemen askerlik dairesine gider. Yapayalnızdır. Bir odada bir kişi. Dışarıda 8-10 kişi sert, disiplinci albay şaşa kalmıştır. Pencereden bakınca eğerli atını görür. Koca kolordu bir kişiye inmiştir. Kimsenin asker olmaya hevesi yok. Herkes subaya ve üstlere karşı. Jandarma bölüğünden kaçan kaçana. Birçokları da Uşak'a doğru göç yolunda. Bandırmadan Balıkesir'e geldik. Bütün istasyonlara Yunan bayrağı çekilmişti. Herkes Yunanlıyı bekliyordu. Eğer Yunanlı gelirse malını, canını emanete alacağı kanısındaydı. Terzi dükkanları Yunan bayrakları dikiyordu. Neden? Çünkü İstanbul'dan fetvalar veriliyordu. Yunan askerleri padişahımızı korumaya gelmiş askerlerdir diye fetvalar yayılıyordu Anadolu'ya. Biz bir şey yapamayız. Devlet asker gönderirse gönderir. Yunanlı'ya boyun eğeriz derler. O sırada o çevrede bulunan Rauf Orbay, intibağım iyi değil. Bu şartlar altında bir şey yapılamaz der. Bu devir Çerkez Ethemler, Demirci Efeler, Yörük Aliler, Topal Osmanlar devridir. Uzun, ta 1912'den beri devamlı bir işkence gibi sürüp giden savaş sıkıntısı halkın devletten de ordudan da sıtkını sıyırmıştır. Birinci Dünya Savaşı'na 22 milyon nüfus ve 1 milyon 700 kilometre kare toprakla girmiştik. Toprağımızın hemen hemen 1 milyon kilometre karesini ve 12 milyon nüfusunu kaybetmiştik. Türklüğü seferlerde, sonra açlıktan ve kıtlıktan tüketirce harcamıştık. Dört cephede devlerle dövüşen ordulardan
Mesela Yıldırım Orduları grubunda son savaşlarda 75 bin esir de verdikten sonra 2500 kadar piyade kalmıştı. Huayi Milliye'nin ilk devirlerinde seferberlik yapma imkanı yoktu. Eldeki kuvvetleri kullanmak da hele padişah ve halife halk yığınlarında Anadolu'ya asi tanındıktan sonra tehlikeliydi. Halk ayaklanma bölgelerinde göreve giden kuvvetleri tekbirler getirerek karşılıyor, kolayca kandırıp dağıtıyordu. Ankara çevresi güvenliği için yola çıkan Arif Bey, kuvveti Beypazarı, Ayaş'ta başarı kazandıktan sonra komutan kendi erleri tarafından öldürülmüş ve kuvvet dağılıvermiştir. Kütahya'da uzun müddet iyi giden 1500 mevcutlu milli tabur bir gün ansızın dağılmış, komutanı güçlükle canını kurtarmıştır. Propaganda o kadar kötüydü ki subaylar bile çetelerde görev almak peşindeydiler. Durum böyleydi yani. Bunları Mustafa Kemal Atatürk nutkunda belirtmemiş olsa da anılarında Falih Rıfkı Atay'a anlatıyor. Dolayısıyla bizler nutku okurken ve anlamaya çalışırken Atatürk'ün o anılarını da anlayabilirsek nutku çok daha iyi anlamış ve özümsemiş olacağız diye düşünüyorum. Şimdi bu akşamki birinci bölümümüze geçiyorum. Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke milli siyaset. Sayfa 297. Saygıdeğer efendiler, şimdiye kadar bilginize sunmuş olduğum hususlar, şahsım ve heyeti temsiliye adına üzerinde durduğum olayların açıklanmasıyla ilgiliydi. Bundan sonra söyleyeceklerim, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışından ve hükümetin kuruluşundan bugüne kadar meydana gelmiş olan olayları ve değişiklikleri içine alacaktır. Burada söyleyeceklerim aslında herkes tarafından açıkça bilinen ve kolaylıkla bilinmesi mümkün olan olayların safhaları ile ilgilidir. Gerçekte meclis tutanaklarında, bakanlıkların dosyalarında, basın koleksiyonlarında bu olay ve hadiselerin belgeleri kayıtlı ve saklı bulunmaktadır. Bu bakımdan ben bütün bu olayların genel akışını işaret ve tespit etmekle yetineceğim. Maksadım inkılabımızın incelenmesinde tarihe yardımcı olmaktır. Bütün bu olay ve hadiselerin akışında Türkiye Büyük Millet Meclisi ve hükümetinin başkanı, komutan ve cumhurbaşkanı sıfatlarını taşımış olmaktan çok teşkilatımızın genel başkanı olarak kendimi bu görev yerine getirmeye mecbur sayarım. Efendiler, meclisin açıldığı ilk günlerde meclise içinde bulunduğumuz durum ve şartları açıklayarak takip edilmesini ve uygulanmasını yerinde bulduğum görüşlerimi arz ettim. Bu görüşlerin başlıcası Türkiye'nin, Türk milletinin takip etmesi gereken siyasi ilke ile ilgiliydi. Bilindiği gibi Osmanlılar zamanında çeşitli siyasi ilkeler takip edilmiş ve edilmekteydi. Ben bu siyasi ilkelerin hiçbirinin yeni Türkiye'nin siyasi şekillenmesinde ilke olarak kabul edilemeyeceğine inanmıştım. Bunu mecliste anlatmaya çalıştım. Bu nokta üzerinde daha sonra da çalışmaya devam edilmiştir. Bu hususta ilgili olarak öteden beri söylediklerimin ana noktalarını burada hep birlikte hatırlamayı yararlı bulurum. Efendiler, bilirsiniz ki hayat demek mücadele ve kavga demektir. Uğraşma demektir. Hayatta başarı kazanmak mutlaka mücadelede başarı kazanmaya bağlıdır. Bu da maddi ve manevi güç ve kudrete dayanır bir husustur. Bir de insanların uğraştığı bütün meseleler, karşılaştığı bütün tehlikeler, elde ettiği başarılar, toplumca yapılan genel bir mücadelenin dalgaları içinde doğa gelmiştir.
Doğulu kavimlerin batılı kavimlere taarruz ve hücumu tarihin belli başlı bir safhasıdır. Doğu milletleri arasında Türklerin başta geldiği ve en güçlüsü olduğu bilinmektedir. Gerçekten de Türkler İslamlıktan önce ve İslamlıktan sonra Avrupa içerisine girmişler, saldırılar, istilalar yapmışlardır. Batıya saldıran ve İspanya'yı zapt ederek Fransa sınırlarına kadar uzanan Araplar da vardır. Fakat efendiler, her saldırıya daima bir karşı saldırı düşünmek gerekir. Karşı saldırı ihtimalini düşünmeden ve ona karşı güvenilir bir tedbir bulmadan saldırıya geçenlerin sonu yenilmek, bozguna uğramak ve yok olmaktır. Ben bu paragrafın buraya kadar olan bölümünü okuyup okuyan katılımcıların bu konudaki yorumlarını almak istiyorum. Buyurunuz. Konuşabilirim. Buyurunuz. Şimdi az önceki Faik Rıfkı Atay'ın da analarından da bahsettiğiniz gibi Osmanlı dönemindeki öncelikle savaşta birçok kişiyi kaybetmiş olmamız. Aslında bunun tamamını okuduğumda genel olarak söyleyeceğim. Bu bakımdan baktığımızda hem Mustafa Kemal Atatürk burada yani kazanmak için bir mücadele etmemiz gerektiğini söylüyor. Burada da maddi ve manevi olarak bir mücadele. Aynı zamanda da Türk milletinin de Doğu toplumları içindeki yerini anlatıyor, yeniden hatırlatıyor Türklere. Ve aynı zamanda şunu söylüyor, yani bir karşı saldırı varsa ona karşılık gelecek olan hamleyi de düşünmesi gerektiği ile ilgili stratejik bir ön bilgi veriyor aslında ve bu daha sonraki savaşlarda da İnönü, Kütahya savaşlarında da bizim büyük olasılık savaşa tekrar katılan kişiler için de bir ön bilgilendirme ve vizyon olduğunu düşünüyorum. Evet, doğru, haklısınız. Şöyle bir açıklamada bulunmak isterim. 1517 Padişah Selim'in Mısır seferi yaptığı yıldır. Ve hepimizin bildiği gibi işte halifeliği oradan almış, orayı da vergilere bağlamıştır. İşte dolayısıyla Yavuz Selim'in yaptığı, Yavuz demeyelim de Selim diyelim, Yavuz sonradan konulmuş bir lakaptır. Sultan Selim'in yapmış olduğu Mısır seferi aslında Arap toplumunun Türklere karşı bir cephe almasından başka bir işe yaramamıştır. Tarihi strateji içinde baktığımızda. Aynı şekilde Osmanlı bir cihan hakimiyeti mefkuresi ile Avrupa'ya saldırmış, Viyana önlerine kadar gitmiş. Ama ne yazık ki batılı toplumların Türklere karşı olumsuz bakışlarını kazanmaktan başka bir işe yaramamıştı. Hatta bu konuda Hüseyin Nihal Aksız'ın Aşık Paşa Oğlu adlı eserinde ilginç saptamalar vardır. Hüseyin Nihal Aksız Süleymaniye Kütüphanesi'nin müdürüyken Aşık Paşa oğlunu Osmanlıca denilen o karmaşık dilden günümüz Türkçesine çevirmiştir. Aşık Paşa oğlunda Aşık Paşa oğlu bizzat kendisi şunları söylemektedir. Aslında Aşık Paşa oğlu Amasyalı olup dedesi paşa olan birisidir. Hastalığından dolayı Bursa'ya gitmiş, İznik'te yerleşmiş, daha sonra katıldığı savaşlarda gördüklerini yazarak kendince bir tarih oluşturmuştur. Orada diyor ki,
Aşık Paşaoğlu bir Macaristan seferinde hiçbir karşı koyulma olmadan teslim oldular ve doyumluklar aldık. Yani bütün askerler önemli doyumluklara ulaştı. Yani doyumluk dediği savaşta elde edilen ganimet. Ben fakirle bile 7 tane kız çocuğuyla 6 tane erkek çocuğu düştü o doyumluklardan diyor. Bakınız. Yani tarihçi olarak katılmış birisi bile Macaristan seferinde gidiyorlar. İnsanların malını, mülkünü alıyorlar. Aynı zamanda çocuklarını ellerinden alıyorlar. Ve Aşık Paşaoğlu devam ediyor. Diyor ki ben fakire düşen 7 kız çocuğundan 6'sını, 6 erkek çocuğundan 5'ini de Edirne pazarında sattım diyor. Sonra da Sultan Murat beni çağırdı, İzne'ye gönderdi. Dedim ki sultanım yanımda atlar ve doyumluklar vardır. Bunun üzerine bana 5000 akçe ve 7 tane at verdi. Onlarla birlikte Sultan Murat'ın buyruğunu yerine getirmek üzere yeniden İzne'ye döndüm diyor. Yani Osmanlı'nın Macaristan'a, Avusturya'ya, o bölgeye daha sonra Viyana'ya kadar yaptığı saldırılarda batılı toplumlardan günümüze kadar gelen ne kadar olumsuz bakış açısı varsa onları sağlamış olduğunu görüyoruz. İşte Atatürk nutukta diyor ki, evet tarihin her döneminde çeşitli uluslar bazı uluslara saldırmışlardır. Ama saldırırlarken saldırı sonrasında kendilerine de bir karşı saldırı olacağını düşünmelidirler. Onun önlemlerini almadan yapılan bir saldırı, daha sonra o ulusa yapılan saldırıyla türlü işte bağımsızlığın ve yok olmaya kadar gidecek bir takım sıkıntılara yol açacaktır bu gibi saldırışlar diyor. O nedenle bir günümüze ilişkin, yani kendisinden sonraya ilişkin yeni Türkiye Cumhuriyeti'ne yeni bir strateji çiziyor. Öncelikle biz diyor kendi yurdumuzun içinde, sınırlarımız içinde tam bağımsızlığımızı sağlayacak önlemleri almalıyız. Temel stratejimiz bu olmalı. Bunu da nasıl sağlıyor? İşte Balkan Paktı'nı kuruyor, Sadabat Paktı'nı kuruyor. Önce bölgesini güvenlik altına alıyor. İşte bugün ABD'nin bile dünyanın en büyük, en güçlü ülkesi dediğimiz ABD saldırdı. Afganistan'da saldırdı Afganlılara. İran'da saldırdı İranlılara. Irak'ta saldırdı Iraklara. Suriye'de öyle. Fakat girdiği, saldırdığı her yerden tepki geldi. Ve bugün artık istenmeyen bir ülke durumuna geldi. İşte Atatürk bu stratejiye bu paragrafta önemli dikkat çekiyor. Bu hepimizin bilmesi gereken, bütün Atatürkçülerin bilmesi gereken Atatürk'ün genel stratejisinin bir parçası. Eklemek isteyen var mı? Gökhan Bey buyurunuz. Şunu söylemek isterim ben. Saldırıya karşı saldırı demek aslında direkt olarak satranca karşılık gelen bir tariftir. Ve zaten Atatürk'ün bütün hamlelerini bir satranç oyuncusu gibi hep bir karşı hamleyi düşünerek yapılmış hareketler olarak görüyoruz. Ve daha sonradan mesela Atatürk'e sorulduğu zaman neden Selanik'i de almadınız diye orayı savunamazdık diyor. Yani Selanik onun doğduğu yerdir. Tabii ki duygusal olarak bağları vardır ama burayı savunamayız diye almamıştır. Yani gerçekçi bir tarafı vardır. Zaten Atatürk'ün o yüzden yani tarihçiler bir satranç oyuncusu olarak şey yaparlar. Yani bir sürü Enver Paşa da çok kalitelidir ama hayalperesttir. Bunun gibi. Öbür taraftan bir de şunun da altını çizmek isterim. Osmanlıca diye bir dil yoktur. Osmanlıca bir jargondur. Bu benim şeyim değil. Bunu bütün tarihçiler söyler. İlber Ortaylı da altını çizmiştir. Jargon demek de belli bir zümrenin konuştuğu dildir.
Osmanlıca diye bir dil yoktur. Eski Türkçe de diye bir dil yoktur. Eski Türkçe diye yazı diyorlar. Öyle bir yazı da yok. Yani o sonuçta Arap alfabesiyle Türkçenin yazılmaya çalışılması. Teşekkürler. Evet. Çok doğru. Ben de onun için Osmanlıca denilen uydurma bir dil diye söyledim zaten. Haklısınız. O da sarayda kullanılan bir dil. Anadolu halkı yine kendi dilini kullanmakta. O da ayrı bir konu. Evet, şimdi o zaman ikinci paragrafa geçiyorum. Sayfa 300. Milli hakimiyet temeline dayanan halk cumhuriyeti, halk hükümeti cumhuriyet. Ben ikinci paragrafa geçmeden bu satırlar arasında, yani bu bölümde, okuduğunuz bölümde dikkatimi çeken bir noktaya genel geçer olarak, yani tüm yaşamımız boyunca dikkat çekip uygulayabileceğimiz bir şey. Yalnızca hani o günün koşullarında vurgulanmış bir şey değil. Yaşamda başarı, Atatürk'ün ifadesiyle, yaşamda başarı %100 savaşında başarı kazanmakla elde edilebilir. Bu da manen ve madden bir güce, gücün işidir şeklinde. Bunu genel anlamda değerlendirdiğimizde günümüze de ya da tüm yaşamımıza da uyarlayabiliriz diye düşünüyorum. Siz okurken biraz önce dikkatimi çekti ve altını çizdim. Bir kez daha vurgulamak istedim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun Sema Hanım. Şöyle başlıyor bu paragrafa Atatürk. Şunu arz etmek istiyorum ki hükümetin kurulması ile ilgili bir teklif ileri sürmeden önce duygu ve düşünceleri göz önünde bulundurmak zarureti vardır. Bu zarurete uymakla birlikte asıl maksadı saklı tutan teklifimi bir önerge halinde sundum. Kısa bir tartışma ile ve bazı itirazlara rağmen kabul edildi. Bu önergeyi bugün gözden geçirecek olursak, orada esaslı ilkelerin tespit ve ifade edilmiş olduğunu görürüz. Müsaade buyurursanız bu ilkeleri burada birer birer belirterek sayacağım. 1. Hükümetin kurulması zaruridir. 2. Geçici olarak bir hükümet başkanı seçmek veya padişaha bir vekil tanımak mümkün değildir. 3. Mecliste yoğunlaşan milli iradenin doğrudan doğruya vatanın mukadderatına el koymuş olduğunu kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üzerinde bir kuvvet yoktur. 4. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisinde toplar. Evet. Yorum yapmak isteyen değerli katılımcılarımız, buyurunuz. Çok net bir şekilde ifade edilmiş olan bu cumhuriyetle ilgili ifadeler zaten ulusal egemenlik temeline dayanan halk hükümeti, yani cumhuriyetin esasında hani o yıllarda, daha 1920 senesinde cumhuriyetin ileriki süreçte ilan edileceğinin ya da kabulünün öngörüldüğünün ifadesidir aslında bu maddeler. Buradaki ilke de Kuvvetler Birliği Kuramı aslında vurgulanmış olan. Benim altını çizerek hani not aldıklarım bunlar bu bölümü okurken. Sizin ve özellikle de hani Kuvvetler Birliği'nin vurgulanmış olması ayrıştırmadan günümüze kadar ne kadarını taşıdık, burada bir şey var değerlendirmemde. Tabii o günkü koşullarda evet. Düşündüğümüzde evet. Yani Kuvvetler Birliği'nin gerekli olduğunu söylüyor. Ancak Cumhuriyet'ten söz etmiyor. Çünkü ama buna rağmen Atatürk bu milli hakimiyet temeline dayanan halk hükümetiyle ilgili tanımlamalarını yaptıktan sonra birçok, hatta yanında olanlar da
Atatürk'ün bir cumhuriyet kurmakla ilgili düşüncesi olduğunu çıkarıyorlar ve kendisine de aman ha bu cumhuriyet falandan söz etmeyin efendim. Bunu yapamayız diyorlar, karşı çıkıyorlar biliyorsunuz. Evet. Burada tabii bir şeyin de altını silmek lazım. Bildiğiniz gibi Sivas'ta Kara Vasıf, ondan sonra Refet Bele, Rauf Orbay hepsi ve de işlerinden hepsini söylemeyeyim ama Rauf Orbay kesinlikle Sivas Kongresi'nin metnine Amerikan mandasının yapılması yani olması gerektiğinin yazılmasını istiyordu. Tabii böyle bir şeye rağmen böyle bir mecliste böyle bir şekilde açılmış olması da aslında onların isteklerini engelleme açısından önemli yani. Evet. Buyurun Mert Hanım. Aslında benimki biraz soru gibi olacak ama geçici bir hükümet başkanı seçmek veya padişaha bir vekil tanımak mümkün değildir derken aslında burada yani o günün şartları ve sonrasını nasıl bir yorumlayabiliriz? Yani bu seçeceğimiz hükümet geçici bir hükümet değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni kurduk. Artık bu hükümet bu ülkeyi yönetecek hükümet olacaktır demek istiyor. Yani geçici bir hükümet kurduk. Aslında İstanbul'un sarayın iradesine bağlıyız. Bunları düşünmeyin demek istiyor. Bu konular kapanmıştır diyor. Artık meclisin üzerinde başka bir güç yoktur demek istiyor. Evet. Yalnız bunu pardon ben de bir şey kafama takılıyor hem de okudukça onun farkına varıyorum. Genelde şöyle bir algı var. Halk aslında padişaha ve saltanata gönüllü. Ama evet, bunu gören Atatürk ama çok güzel onları nasıl söyleyeyim böyle tolere ediyor o bağımlılıklarını. Alttan alta başarının en büyüğü bence burada. Karşı taraf saltanata ve padişaha bağlılık duyarken bütün o isyanların, kalkışmaların hepsinin temelinde bence bu var. Yani padişahtan ve saltanattan, dinden kopmamak adına bir karşı tutum içinde insanlar. Bunun farkında bunu bile bile nasıl örgütleyebiliyor ben ona şaşıyorum. Hayranlığım benim orada bile bile. Bugün biz de biliyoruz pek çok şeyi ama bu teşkilatı biz örgütleyemiyoruz. Evet. Bir şey söyleyebilir miyim Vedat Bey izninizle? Buyurun. Yeşim Hanım bakın yani o zamanı daha iyi anlamak için aslında şöyle aşama aşama mesela bugünkü durumu bir düşünün. Bugünkü durumu düşünün. Şu anda ülkedeki okuma yazma oranını düşünün. Yani %90'ların üstünde. O zaman yüzde okuma yazma oranı %2,5'tu. Düşünebiliyor musunuz? %2,5. Ve bu ülkede yeni bir şey yapmak isteyen, Taküyüttin'den tutun, Hazerfanı'ndan tutun, tutun da tutun. Her şeyin ya kafası kesilmiş, farklı düşüncelerin hepsi yontulmuş ve halk padişahı Allah'ın gölgesi olarak görüyor. Mesela çok uzun şey yapmak istemiyorum ama ben 2. Ludwig'le mesela Abdülmecid'i karşılaştırmışımdır. Abdülmecid borç alarak Dolmabahçe Sarayı'nı bitirmiştir. 2 tane de kasır yaptırmıştır borç parayla. Ondan sonra 1. borcu ödemek için 2. borcu, 2. borcu ödemek için 3. borcu almıştır. Fakat 2. Ludwig'e oradakiler karşı çıkıp tahttan indirirken krallarını burada Osmanlı'da öyle bir şey yok. Çünkü halkın böyle bir şeyi yok. Halkı Allah'ın gölgesi olarak görüyor padişahı. Ya bakın şimdi halkı da bırakın bir tarafa ya yanındaki insanlara bakın. Yani Atatürk'ün o olduğu konumu hayal edebilmeniz için ya önlerinde Amiral Rauf Orbay, denizci, Karacı Refet Bele bunlar okumuş insanlar ve o devrin aydınları. Yani askerler o devirde aydınlar. Refet Bele, ondan sonra Ali Fuat Cebesoy bunların hepsi bırakın cumhuriyeti. Padişahlığın kaldırılmasını ve hilafetin kaldırılmasına karşılar. Bunlar yani bunu düşündüğünüz zaman bir de bunun üstüne şu andaki durumumuzu koyun. Ve bakın o yüzden
Bu ben yani 100. yıl dolayısıyla bir kitap yazıyorum. Kitabıma koyduğum slogan şu bakın. Bu cumhuriyet 100 yıl önce 4000 kitap okuyan biri tarafından kuruldu. 20 seneye aşkın bir zamandır 5 tane dahi kitap okumayan biri tarafından yönetiliyor. Ha, eğer ben orta çağ yaşamak isterdim hep diyorsan sorun yok. Çünkü yaşayacaksın bugün işte. Yani anlatabiliyor muyum? Yani olaya böyle baktığınız zaman zaten çok çarpıcı olarak önünüze çıkıyor. Evet. Şunu yalnız izin verirseniz Gökhan Bey düzeltelim. Rauf Orbay amiral değildi. Denizcidir. Rauf Orbay denizcidir. Denizcilik Bakanlığı yapmıştı. Evet. Yani evet. Ama pardon amiral değil. Düzeltiyorum. Asker haklısınız. Asker denizcidir. Rauf Orbay denizcidir ama karacı evet. Değildir yani. Abi, yok, diğerler hepsi karacıdır. Değildi. Asker değildir. Değil. Fakat yani şeyle de ilgilenen bir insan. Donanmayla ilgilenen bir insan. Evet yani. Donanma bakanıdır yani şeyin. Hükümette donanma bakanı olarak. Çünkü o zamanlar evet. Biliyorsunuz çerçeve şeydir hep askeri olaraktır. Ve donanma bakanı olarak geçiyor. Yani evet. Bahriye naziri olarak geçer. Evet. Bahriye naziri olarak geçer Rauf evet. Orbay. Evet. Şimdi Yeşim Hanım şöyle bir başlangıçta ilk bölümde yaptığımız nutuk okumasında şöyle bir paragraf okumuştuk. Sizin biraz önceki yorumunuzu desteklemek açısından o paragrafı tekrar okuyayım. Türk ata yurduna ve Türk'ün istiklaline saldıranlar kimler olurlarsa olsunlar, bütün milletçe silahla karşı koymak ve onlarla çarpışmak gerekiyordu. Bu önemli kararın bütün gerek ve zaruretlerini daha ilk günlerde açığa vurup ifade etmek elbette isabetli olmazdı. Uygulamayı bir takım safhalara ayırmak, olaylardan ve olayların akışından yararlanarak milletin duygu ve düşüncelerini hazırlamak ve basamak basamak ilerleyerek hedefe ulaşmaya çalışmak gerekiyordu diyor Atatürk o paragrafı. Hatırlıyorum onu konuşmuştuk evet. İlk oturumda. Evet. Gerçekten okudukça insan onu daha bir için yaşıyor. Her aşamasında alttan alta kendi projesini yürütüyor. Evet, çünkü başından bütün amaçlarını açıkladığı takdirde belirttiğiniz gibi ve değerli Gökhan Bey'in de işte halkın Allah'ın gölgesi saydığı padişaha efendim öylesi kısıkıya bağlı ki çünkü ona söylenecek bir söz Tanrı'ya söylenmiş gibi yorumluyor halk bunu. Dolayısıyla böyle bir halka efendim bu kalıplar içinde bu dini taassup içinde kalmış bir halka bütün amaçları söylemek baştan zaten hiçbir şey ifade etmez. Aksine bütün hareketleri başarısız kılan bir yaklaşım olurdu. Bunu bildiği için diyor ki safhalara ayırdık ve yeri geldikçe açıklamalarda bulundu. Evet. Ben de bir de şöyle bir soru oluşuyor. Şimdi 100 yıl önce 4000 kitap okuyan bir insan bu 100 yıl daha yaşasaydı neler okurdu? Acaba düşünce yapısında nasıl bir değişiklik olurdu? Böyle de sorguluyorum ben. Fark yaratır mıydı? Ben size hiçbir kalıp, hiçbir dogma bırakmıyorum. Yalnızca akıl ve bilim yolunu öneriyorum dediğine göre bugünkü bilim neyi gerektiriyorsa bence Atatürk o yolculukta. Evet, aynen katılıyorum. Zaten bu nutukta da vardır ve bence o söylediği sözler yani gençliğe hitabe de çok önemlidir ama o söylediği sözler zaten Atatürk'ün bir dogma değil. Dolayısıyla hani benim peşimden gelmenize gerek yok. Yani kendi yolunuzu kendiniz çizin demek gibi bir şey aslında. Evet. Zaten belki de bunları yani nutu, hitabeyi bu kadar hani döküman bırakmasının sebebi de o. Yani kendisini nasıl yaptığını okuyalım, anlayalım. Kavrayalım, ona göre davranalım diye. Elbette. Bu kadar niye hani yazsın, her şeyi detaylı detaylı anlatsın. Ben de Yeşim Hanım gibi tüylerim diken diken gerçekten şey yapıyorum, okuyorum.
Çünkü sadece düşmana karşı savaşmamış, hem kendi arkadaşlarına karşı savaşmış, çetelere karşı savaşmış, padişaha karşı savaşmış. Yani ona rağmen böyle bir yola çıkabilmiş, düşünceyi geliştirebilmiş. Fakat benim burada hani dikkatimi çeken şey şu oldu, nasıl yapmış, nasıl yaptı falan diye hayretle okuduğumda çok fazla iletişim kurduğunu, herkesi dinlediğini, herkesten fikir sorduğunu, yani karşı görüşte olduğunu bildiklerinden bile fikir sorduğunu, fikir aldığını, dinlediğini ve ona göre şu bir strateji geliştirdiğini ve çok güçlü ve bir hitabetle anlattığını hani çıkarım yaptım. Yani böyle bir şeyi var. Yani kendi kendine bunu yapmamış. Yani bu konuda da bir şeyi var, bir bakışı, duruşu var yani. Hani herkese soruyor, anlıyor, ne olduğunu bilse bile bir konuşturuyor, telgraf yazıyor, cevabını alıyor vesaire. Hani böyle bir interaktif bir çabası var gördüğüm kadarıyla. Yani bu önemli bir şey herhalde başarısında diye düşünüyorum. Hatta daha fazlasını belirtelim. Bugün siyasi partilerimizde olduğu gibi değil. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne, hilafete bağlı, İngilizlere bağlı, İngiliz mandasını kabul eden, onlara sıkı sıkıya bağlı kişileri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili yapıyor, onları mecliste ikna ediyor, onlar da dolayısıyla bulundukları illerde diğer kişilere açıklamalarda bulunuyorlar. Onların yaptığı açıklamalar, onlar temsilci olduğu için bulundukları bölgede o açıklamalar dolayısıyla Anadolu halkını razı etmeye, efendim, Kurtuluş Savaşı'nı desteklemeye bu süreçte itiyor. Yani bunu da beceriyor. Yoksa mecliste doğrudan kendisinin her dediğine el kaldıran milletvekillerini getirirdi isteseydi. Onlarla birlikte kanunları çıkarırdı ama topyekün savaş başlatamazdı. Onu bildiği için efendim hilafete bağlı, saraya bağlı olanları da getiriyor ama mecliste onları ikna ediyor. Evet. Evet, şimdi iç isyanlar bölümüne geçiyoruz, üçüncü paragrafa. Efendiler, 1919 yılı içinde milli teşebbüslerimize karşı başlayan iç isyanlar süratle memleketin her tarafına yayıldı. Bandırma, Gönen, Susurluk, Kirmaslı, Karaca ve Biga ve dolaylarında, İzmit, Adapazarı, Düzce, Hendek, Bolu, Gerede, Nallıhan, Beypazarı dolaylarında, Bozkır'da, Konya, Ilgın, Kadınhan, Karaman, Çivril, Seydişehir, Beyşehir, Koçhisar dolaylarında, Yozgat, Yenihan, Boğazlıyan, Zile, Erbaa, Çorum dolaylarında, İmranlı, Refahiye, Zara, Hafik ve Viranşehir dolaylarında alevlenen karışıklık ateşleri bütün memleketi yakıyor. Hainlik, cehalet, kin ve bağnazlık dumanları bütün vatan göklerini yoğun karanlıklar içinde bırakıyordu. İsyan dalgaları Ankara'da karargahımızın duvarlarına kadar çarptı. Karargahımızla şehir arasında telefon ve telgraf hatlarını kesmeye kadar varan kudurmuşçasına kasıtlar karşısında kaldık. Batı Anadolu'nun İzmir'den sonra yeniden önemli bölgeleri de Yunan ordusunun taarruzlarıyla çiğnenmeye başlandı. Düşünebiliyor musunuz saydığı bölgeleri? Anadolu'nun her yeri isyancılarla dolu. Ve bunların da tamamı yayılmacıların, özellikle İngiliz yayılmacılığının, emperyalizminin desteklediği ve özellikle dince bir takım tarikat ve cemaatlerin başlattığı başkaldırılar. İşte bunlarla bu iç isyanlar dönemine giriliyor. Ve tabii daha sonra Ali Galip olayını falan anlatıyor. Uzatmayayım, değerli yorumcularımızın paragrafla ilgili yorumlarını bekliyorum. Ben bir liste paylaştım Vedat Bey, şeyden, WhatsApp grubundan. Şöyle söyleyeyim, tarih okurken, yani tavsiyem olacak, aslında 5 tane madde var, onları bahsetmeyeceğim. Bunlardan yalnız bir tanesi de şu, bakın. Tarih sıralı
Yani kronolojik kelimesini kullanmak istemiyorum. Onun yerine tarih sıralıyı kullanıyorum. Tarih sıralı listenizi elinizde olursa çok daha iyi anlarsınız. Şimdi siz ayaklanmalardan bahsettiniz. Bakın ben bir Excel listesi paylaştım. Google Drive'dan bunu indirebilirsiniz. Bu ben kendi şeyim var. Kendi arşivim var. Tabii ki bunu daha profesyonelce SQL'le falan yapabilirsiniz. Ama bu daha basit bir hali. Bu listeyi indirirseniz oradan ne göreceksiniz mesela? Ayaklanmaları. Bakın Sivas Kongresi 11.9'da bitmiştir. İlk birinci Anzavur ayaklanması 1.10.1919'da başlamıştır. Ondan sonra sırayla ikinci Anzavur ayaklanması, ondan sonra Milli Aşireti, Çapur Musa ayaklanması, böyle bunları bu listede arka arkaya görürsünüz. Dolayısıyla bu şekilde tarih listeleri anlamanız için çok, yani bana çok faydası oluyor. Ben başka bir örnek daha vereyim. Mesela ben Sakarya Savaşı ile Büyük Taarruz arasında tam bir sene geçtiğini bilmiyordum. Ha, tarihleri okuyorsunuz, tamam, işte Sakarya Savaşı'nı okuyorsun şu tarihte, Büyük Taarruz'u okuyorsun şu tarihte, ama arada bir sene geçmiş. Bunu bu listede görüyorsun. Listeye baktığın zaman ya diyorsun tam arada hani bir sene birkaç gün var. Ya düşünün, ordunun Sakarya Savaşı'ndaki ne kadar kötü durumda olduğunu gösterir bu. Çünkü arada Atatürk başkomutanlığı almıştır, başkomutanlık yetkisini almıştır ve bir sürü hazırlık yapılmıştır. Düşünebiliyor musunuz? Sakarya Savaşı'ndaki ordunun felaket durumunu, böyle bir orduya Atatürk taarruz yaptırdı. Taarruz emrini veren Atatürk'tür. Ve Yunan ordusu Eskişehir sınırına kaçmak zorunda kaldı Sakarya'dan. Komutanın düşüncesi ne biliyor musunuz? Yunan ordusu komutanı dedi ki Türk ordusu bizim düşündüğümüzden daha kuvvetli dedi ve adam geri çekildi. Yani bu bir aslında blöftü. Gerçekten yani bunu ben şundan anlıyorum. Ya bir sene boyunca hazırlık yapılmış. Sakarya Savaşı'ndan başkomutanlık savaşına kadar. Neyse kesiyorum. Yani koydum, Google Drive'dan indirebilirsiniz. Oradan o Excel listesinden baktığınız zaman olayların sırası ve sizin bahsettiğiniz ayaklanmalar orada sırasıyla var. Farklı renklerde işaretlenmiştir. Dolayısıyla daha rahat görebilirsiniz. Teşekkürler. Evet, sağ olun. Elbette ki bu doğru bir yöntem. Yalnız bir şey söyleyeyim, beni bağışlayınız Gökhan Bey. Başkomutanlık demeyelim, başkomutan diyelim. Evet. Onun adı Başkomutan Savaşı. Teşekkürler. Başkomutanlık için olunca içine karargaha da girer. Bunun halbuki evet. Karargah taarruza karşıdır biliyorsunuz. Bir de şunu eklememe izin veriniz. Yorucu. Biz Ata Derneği olarak her yıl 26 ile 30 Ağustos arasında Utku yürüyüşü yapıyoruz. Orada hem Polatlı'da Sakarya Savaşı'nın yapıldığı yer, Başkomutan Savaşı'nın yapıldığı yer Kocatepe, İnönü Savaşları'nın yapıldığı yerlere gidiyoruz. Çadırlar kuruyoruz. Gece oralarda kalıyoruz. Ayrıntılı açıklamalar yapıyoruz. İşte o zaman sizin de söylediğiniz o tarihsel sıra içinde nasıl yapıldığını, ne kadar süre olduğunu, hangi zorluklar geçirildiğini çok daha yerinde, o coğrafya, zorlu coğrafya koşullarını yerinde görerek evet, Kurtuluş Savaşı'nın zorluklarını daha çok anlayabiliyor gelenler. Buradan bir kez daha söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde bu sene yapacağımız Utku yürüyüşünün duyurusunu yapacağız. Katılımcılar olursa aramızdan da seve seve konuğumuz olurlar. Koşulları duyurumuzda göreceksiniz diyorum. İsyanlarla ilgili yorum yapacak başka bir katılımcımız var mı? Genel olarak hasta dediğiniz gibi Vedat Bey, her yerde neredeyse isyan var görünüyor evet. Arda arda. Bir de hani benim dikkatimi çeken padişah ve taraftarlarının parayla, hani özellikle parayla asker tutmaları, yani parasal destek vermesi söz konusu ve hani Temmuz ortalarına kadar, yani bayağı uzun bir süre bu isyanlarla uğraşıyorlar gördüğüm kadarıyla. Tabii tabii, yani
Ali Galip olayını inceledik geçtiğimiz şeyde Sivas Kongresi sırasında. Orada yani Ali Galip'e İstanbul hükümetince 5000 altın gönderildiğini, Malatya Mutasarrıfı'nın odasında bu 5000 altının bulunduğunu konuşmuştuk. Yani evet. Dolayısıyla İstanbul hükümeti çil altın dağıtıyor işgalcilere. Şimdi dördüncü paragrafta bunu göreceğiz zaten. Anzavur ve Düzce isyanları bölümünde. Ayrıca tabii burada sayılmayan Karadeniz'de de bir Pontus isyanı vardır. Doğu'da Ermeni isyanı vardır. Yani yurdun her yerinde Kurtuluş Savaşı'nın başarıya ulaşmaması için isyanlar çıkarılmıştır. Bir yandan Yunan ordularının ilerleyişiyle savaşılırken, bir yandan Rusların Ermenileri ve Gürcüleri kışkırtarak Doğu Anadolu'ya yaptıkları saldırıları durdurmaya çalışırken Doğu cephesinde, Güney cephesinde İtalyanları, Fransızları ve İngilizlerle yapılan savaşımlarla uğraşırken, bir yandan da içerideki isyanlarla uğraşılmak zorunda kalmıştır. Bütün bunları incelediğimizde elbette ki yani böyle bir Kurtuluş Savaşı'nın yapılacağından sonuç alınamaz diyen o biraz önce saydığım kişiler, İngiliz veya Amerikan mandasını kabul edelim diyenlere Mustafa Kemal de hoşgörüyle bakıyor. Yani onlar da haklıydılar Kuvayi Milliye'ye katılmayanlar. Çünkü diyor ben Erzurum'da yola çıkarken sağ elimde tabanca, sol elimde idam ipi alarak yola çıkmıştım diyor. Yani böyle bir kararlılık vardır zaten Mustafa Kemal'de. Olağanüstü bir durum yani onun şeyi. Evet, şimdi Anzavur ve Düzce isyanları paragrafına geçiyoruz. Efendiler, önce iç isyanlar hakkında açık bir fikir verebilmek için müsaade buyurursanız bu isyan olaylarına yeri geldikçe dokunmak üzere anlatılan safhaları özet olarak arz edeyim. 21 Eylül 1919 tarihinde Balıkesir'in kuzey bölgesinde başlayan 1. Anzavur isyanı 16 Şubat 1920'de yine aynı bölgede ikinci defa baş gösterdi. Bu ikinci isyan askeri birliklerimizle milli müfrezelerimizle bastırıldı. 13 Nisan 1920 tarihinde Bolu Düzce olaylarında da isyan çıktı. Bu isyan 19 Nisan 1920 tarihinde Beypazarı'na kadar yayıldı. Bu sırada Anzavur 11 Mayıs 1920'de top ve makine tüfeklerle donatılmış 500 kişilik bir kuvvetle üçüncü defa olarak Adapazarı ve Geyve dolaylarında zayıf bir milli müfrezemize saldırmak suretiyle yine ortaya çıktı. Anzavur gönderdiğimiz milli müfrezelerimize, düzenli ordu birliklerimize durmadan saldırdı. 20 Mayıs 1920 tarihinde Geybe Boğazı yakınlarında yenildi ve kaçmak zorunda kaldı. Evet, devamı var. Ben hemen bu paragrafla ilgili, Anzavur İsyanı ile ilgili değerli katılımcıların yorumlarını almak istiyorum. Ben bir şey sorabilir miyim size burada? Burada bahsettiğim milli müfrezeler çeteler, değil mi? Yani Atatürk'ün hani milli müfreze diye bahsettiği çeteler değil mi? Kuvayi Milliye. Ya bunların temeli nedir Vedat Bey? Yani bu bu gruplar, bu Kuvayi, yani Kuvayi Milliye, evet bunları Kuvayi Milliye olarak şey yapıyor da bunlar nasıl silahlanmış, nasıl oluşmuş? Yani şöyle, mesela Çerkez Eten var, hani Ark bahsediyor. Yani bunların ortaya çıkışı ya da hani yani bir altyapısı var herhalde diye tahmin ediyorum. Şöyle, şimdi daha önceki bölümlerde de sözünü etmiştik. Aslında milli müfrezeler dediği Mustafa Kemal'in veya Kuvayi Milliye Birlikleri kendi bölgelerinde acaba hangi düşman gelecekse onlar gelinceye kadar canımızı ve malımızı nasıl koruyabiliriz diye sığındıkları müfrezeler. Aslında bunlar da yani Kuvayi Milliye
müfrezeleri dediğimiz müfrezelerin birçoğu da geçimlerini halktan aldıkları gıda maddeleri, silah, mühimmat bunlarla temin ediyorlar veya işte başka yerlere saldırıyorlar, başka kimselerin mallarına çöküyorlar falan onlarla alıyorlar. Yani bunlar da bir nevi çete. Yeri geliyor Yunanlılarla işbirliği yapıyorlar. Yeri geliyor İngilizlerle işbirliği, İtalyanlarla, Fransızlarla işbirliği yapıyorlar. Ama Anadolu halkındaki bölgeler buna razı olmuş durumdalar. Neden? Çünkü eğer onlar olmasa canlarını koruyacak başka silahlı birlik yok. Çünkü biliyorsunuz ordunun bütün silahları elinden alınmış. Bütün kuvvetleri, askerleri terhis edilmiş. Mondros anlaşması uyarınca. Dolayısıyla asker yok. Jandarmada olan askerler de biraz önce okuduk. Efendim, hepsi işte yeter artık yıllarca yapılan savaşta kaybedilen canlardan örnekleri bildikleri için artık kaçıyorlar, köylerine sığınıyorlar. Yani bir savunma, yurdu savunma bilinci artık kalmamış kimsede. Öyle bir durumda Anadolu. Dolayısıyla bu Kuvayi Milliye dediğimiz, Atatürk'ün de milli teşkilatlar dediği şeyler bunlar. İleride bunları yine göreceğiz. Yani özellikle Çerkez Ethem hadisesine biraz daha ayrıntılı olarak önümüzdeki programlarda değineceğiz. O zaman da görürüz. Onlar da zaten zamanla Kurtuluş Savaşı'nın gidişatında bir düzenli ordu kurulmasına karşı çıkıyorlar ve hatta Atatürk'e bu konuda savaş açıyorlar. Hatta yine bunu da belki o zaman konuşacağız. Çerkez Ethem diyor ki Ankara'ya gideceğim ve Mustafa Kemal'in de kellesini alacağım diyor. Yani bunlar artık bir milli ordunun kuruluşuna karşılar. Çünkü gayet güzel geçiniyorlar. İstediği yerden adam topluyorlar, istediği yere saldırıyorlar, başlarına buyruklar. Yani içlerinde iyi niyetliler de var ama kötü niyetliler de var. Onları da göreceğiz ileride. Bu Kuvayi Milliye dediğimiz birlikte. Evet. Yani kendi kendilerini korumak için kendileri silahlanmışlar elbette. Bir şekilde. Yani hangi çete oluşturmuşlar efendim. Kendilerine yardım eden köyleri koruyorlar, etmeyenleri de mallarına falan çöküyorlar. Bu kadar ya. Önemlidir bu özellikle Çerkez Ethem'le ilgili konuda geçtiğimiz yıllarda Vatanım Sensin diye bir dizi oynadı. Belki bilirsiniz sanıyorum. Bugünlerde de TV2'de hafta sonları tekrarlanıyor bu dizi. O dizi gerçekten Çerkez Ethem, Ankara ve İzmir'deki Mustafa Kemal'e bağlı kişiler anlatıldığı olaylarla ilgili doğru bir çözümleme yaptığı için güzel bir dizi olarak görüyorum. İzlenmesini öneririm. Evet, buyurun. Ben şurada biraz önce sizin okuduğunuz bölümde Anzavur'un ağır top ve ağır makineli tüfekler ve topla donatılmış 500 kişi deniyor. Yani bu kadar bu şeyi nereden buluyor? Padişahın ordusu tarafından mı destekleniyor bu kadar silahlarını? İngilizler destekliyor. İngilizler. Ve elbette ki İstanbul destekliyor. Damat Ferit Paşa hükümeti destekliyor. Geçtiğimiz bölümlerde bir Yahya Kaptan olayını biliyorsunuz. Anlatırsanız evet. Konuşmuştuk. Yani Atatürk Samsun'a çıkmadan önce aslında Kocaeli üzerinden Bugey ve Beypazarı Nallıhan üzerinden Ankara'ya ulaşmayı hedefliyor. Bunun için de Yahya Kaptan'la Atatürk'ün yaveri görüşme yapıyorlar. Yahya Kaptan Atatürk'ün Ankara'ya gelişiyle ilgili güvenlik önlemlerini almakla görevlendiriliyor. Ama bu Anzavur bu da bir emekli astsubay aslında efendim. Kendi çete kuruyor ve İstanbul hükümeti tarafından destekleniyor. Hatta
İstanbul'dan gelen ve İngilizleri, İngiliz subaylarının da içinde bulunduğu bazı atlı birliklerin de katıldığı bir şeyle Yahya Kaptan şehit ediliyor biliyorsunuz. Efendim, işte Anzavur bütün gücünü İstanbul'dan alıyor. Evet. Evet. Bir de Düzce olaylarıyla ilgili o bölümde de 4000 kişilik büyük bir şeyden söz ediliyor, gruptan, kalabalıktan söz ediliyor. Evet. Yani bu kadar adeta bir ordu gibi bu isyan birlikleri hani öyle 3 kişi, 5 kişi, 15 kişi falan hayır, değil. Tabii. Güçlü birlikler, evet. Ellerinde ağır silahlar var. Cephane dertleri yok, silah dertleri yok. Yani Ankara'dakiler gibi değiller. Halbuki Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları nereden silah buluruz diye çabalayıp duruyor. Daha önce biliyorsunuz jandarmada güvendikleri jandarma birliklerine Yıldırım Orduları Grup Komutanı iken aktardıkları silahlar var. Onları topluyorlar. Daha sonra Karakol Cemiyeti gibi cemiyetlerle İstanbul'da İngiliz depolarından silah ve cephane çalıyorlar ve kayıkçı motorlarıyla bunları İnebolu'ya taşıyorlar ve şimdi İstiklal Yolu dediğimiz İnebolu Kastamonu'dan Ankara'ya geliyor ve Sakarya Savaşı'nın yapılmasını sağlayan silahlar böyle elde ediliyor. Hatta Mustafa Kemal Paşa o zaman gözüm Sakarya'da, kulağım İnebolu'da diyerek oradan gelen silahları verdiği önemi gösteriyor, işaret ediyor. Dolayısıyla Ankara böyle zor şartlar, zor koşullar içinde bir savaşım verirken çetelerin ellerine İngilizler İstanbul hükümeti vasıtasıyla istedikleri kadar silah ve cephane veriliyor. Evet. Evet. Var mı yorum yapacak efendim? O zaman diğer bir paragrafa geçiyorum. Güney sınırımızda geçen olaylar. Efendiler, bu tarihlerde güney bölgelerimizde de bizi ciddi şekilde uğraştıran önemli isyanlar çıktı. Milli aşiretinin beyleri olan Mahmut, İsmail, Halil, Buhur, Abdurrahman beyler güneyde düşmanlarla gizlice ilişki ve bağlantı kurduktan sonra Siirt'ten Dersim olaylarına kadar uzanan bütün aşiretlerin beyleri sıfatını takınarak o bölge boş olmak ve bölgeyi baskı altına almak davasına kalkıştılar. Fransızlar 1920 yılı Haziran'ın başlarında Urfa'yı ikinci kez zapt etmek için hareket ettikleri zaman milli aşireti de Siverek'e doğru ilerledi ve buna karşı o bölgede bulunan 5. tümenimiz görevlendirildi. Bu tümen o bölgedeki milli kuvvetlerimizle de desteklendi. 19 Haziran 1920 tarihinde birliklerimizin takibi altında Güneydoğu yönünde düşman bölgesine kaçmaya mecbur edildi. Bu aşiret bir süre düşman bölgesinde hazırlandıktan sonra 24 Ağustos 1920'de 3000 atlı ve develi bir 1000 kadar da piyadeden ibaret bir kuvvetle yeniden bizim topraklarımıza geçti. Viranşehir yakınlarına geldi. Asiler aman dilemek maksadıyla geldiklerini söyleyerek o bölgedeki komutanlarımızı aldatıp tedbir almakta ihmale düşürdüler. O sırada o yakınlardaki dağınık halde bulunan müfrezelerimize saldırarak onları yendiler. 26 Ağustos 1920'de Viranşehir'i işgal ettiler. Haberleşmelerimize ve bağlantılarımıza engel olmak üzere de o bölgedeki bütün telgraf hatlarını kestiler. Evet, bu paragrafla ilgili yorumda bulunmak isteyen katılımcımız. Yine biraz önce de vurguladığınız gibi aslında sanki hepsi, bütün isyanlar ya da bütün hareket, karşıt hareketlilik eş zamanlı gerçekleşiyor. Yani evet. Doğudan, güneyden, kuzeyden, batıdan ve her an yeni bir karşı hareket ve
adeta pusuya düşürme gayretiyle yapılan çabalar. Yani İstanbul hükümeti çünkü Mustafa Kemal için idam kararı çıkarıyor, fetvalar veriyor, işte öldürenlere mükafatlandırılacak diye bildiriler dağıtıyor. Ama bir yandan da bütün Anadolu'nun her tarafındaki çeteleri efendim yardım ederek işte Kurtuluş Savaşı'nı engellemeye çalışıyor. Yani biraz önce Gökhan Bey'in söylediği gibi işte burada belirtiliyor. Afyonkarahisar bölgesinde Çopur Musa isyanı var. Ondan sonra Konya'da yine Çopur Musa isyanı var. Başka isyanlar var. Yani isyan olmayan bir bölge yok gibi. Hepsi de Ankara'daki Kurtuluş Savaşı'na karşı tertiplenmiş, tasarımlanmış, desteklenmiş Mustafa Kemal Paşa'ya karşı çıkarılan isyanlar. Örgütlenmeyi zor gerçekleştirmelerini engellemek amacıyla planlı, aslında planlı bir karşıt hareket bu. Elbette ki. Hem de iyi tasarlanmış hareketler. Evet. Benim başka bir şey dikkatimi çekti. Ya İtilaf Devletleri, İtilaf Devletleri diyoruz da ben okurken onun farkına vardım. Hepsinin başında İngilizler çekiyor gibi. Yani İstanbul'da İngiliz, Samsun'da İngiliz, Batum'da İngiliz, hep geri planda bir İngilizlerle anlaşmış, işte Güneydoğu'da İngilizler, Fransızlar, ama hep böyle mesela Musul, Kerkük civarında da arkeolojiyle ilgili okumalarda da ben hatırlıyorum. Neydi? Ajanlar var, arkeolog olarak çalışıyorlar ama onlar da mesela İngiliz. Orayı karıştırmak üstüne, orada planlar yürütmek üstüne bir çaba. Yani İzmir'de Yunanlılar İngilizlerden şeyde mesela yanlış mı hatırlıyorum, İngiliz gemisi vardı Yunan işgali sırasında Körfez'de diye hatırlıyorum şu an. Yani başı İngilizler çekiyor gibi bir algı. Bir evet. De şeyi takip etmiştim ben, Mudanya, Kapıdağ Yarımadası'nda İngiliz işgali sırasında Yunanlıların nasıl köylere baskınlar yaptıklarıyla ilgili bir sunum izlemiştim. Orada da İngilizler aslında geri planda, çok farkında değiliz ya da farkındayız bilemiyorum. Hep başı İngilizler çekiyor bu işte. Evet, Fransa'yı, İtalya'yı da kullanıyorlar. İngilizler Yunan ordusunu kışkırtan, efendim işte size Batı Anadolu'yu vereceğiz gibi şeylerde bulunanlar da İngilizler. Batum diyor. Batum en son böyle okuduğumuz bölümlerde karşılaşacağız yine. Batum'da da İngiliz karşımıza çıkıyor. Evet. Çok şaşırtıcı kısımları var. Yalnız tabii ki çok tarihi sömürgecilik olarak, yani evet, İngilizler evet. Zaten dünyada her yerde Fransızları yenmişlerdir. Yani Hindistan'dan çıkarttılar, Amerika'dan çıkarttılar, sonradan pişman oldular çıkarttıklarını ama dolayısıyla Amerika'dan özellikle kovulduktan sonra Hindistan'a gitmişlerdir. Hindistan'dan sonra da petrolün ortaya çıkışıyla tabii ki Türkiye'nin özellikle Güneydoğusu, Orta Doğu tabii ki, Türkiye'nin de Güneydoğusu çok önemli bir hale gelmiştir. Ve İngilizler zaten koloniciliği bırakmalarının sebebi çünkü çok pahalı olması. Ama siz oraları, bugün de aslında çok farklı bir şey olmuyor bakın. Bugün Suriye'de hiçbir savaş yokken Suriye nasıl karıştırıldı? Oradaki memnuniyetsiz olan işte radikal İslamcı insanlarla para verdiler, silah verdiler. Aynı şekilde milli aşireti dediğimiz aşiret aslında Mardin bölgesinde bir aşirettir. Arap'tır. Onlar da azınlıktır. Onlar kullanılmıştır. İşte gördüğünüz gibi Urfa'ya, Sibere'ye gitmişler. Oradan işte Güneydoğu resmen bizi, Fransız ve İngilizlerle, yalnız orada o bölgede Fransızlar da var ve ortak olarak destek alıyorlar tabii ki. Çünkü siz onlara desteklerseniz size daha ucuza mal olur. Daha kolay yenersiniz. Çünkü siz insan gücü sarf etmiyorsunuz. Sadece bir miktar para veriyorsunuz, silah veriyorsunuz. Sizin yerinize onlar savaşıyorlar. Aynı işte Irak'ta Kürtlerle olduğu gibi, Suriye'de aynı şekilde El Nusra gibi radikal örgütlerle olduğu gibi, Türkiye'de de işte bu şekilde yapmışlar. Yani bu hep böyle, tarih boyunca böyle. Hep böyledir tarihte. Bir şey, değişiklik yok yani. Bugün
daha farklı işte sivil toplum kuruluşları var sizin de demin söylediğiniz gibi. Sivil toplum kuruluşu gider oraya işte yok ne bileyim coğrafi, arkeolojik araştırma onların içinde mutlaka casuslar vardır. Yani böyle değişen bir şey yok. Yani hiçbir şey değişmedi dünyada hep aynı. Yani tarihin yazılı tarih 6000 senedir Sümerlilerde başlar. Bu zamana kadar olan geçen tarihte hiçbir değişiklik yok. Hiçbir değişiklik yok. Tarihçiler tarih uluslar savaşından ibarettir derler. Bu yönde Gökhan Bey'in söylediği gibi yani kişi onları var olduğu günden itibaren ne yazık ki yeryüzü böyle. Dolayısıyla ne kadar tam bağımsızlığımızı güçlü kılabilirsek o kadar varlığımızı da sürdürebilir hale gelebiliriz. Atatürk'ün dediği gibi. Evet, yorum yapmak isteyen başka arkadaşımız var mı? Bir diğer konu başlığımız savaş cephelerinin durumu. Efendiler Meclisi'nin açıldığı ilk günlerde çeşitli cephelerin ne durumda olduklarını da hep birlikte bir defa daha hatırlayalım diyor Atatürk. Ve İzmir'de Yunan cephesini çözümlüyor. Sonra güneyde Fransız cephesini çözümleyerek ilk cephede çıkan başkaldırıların dışında savaş cephelerini de bu bölümde özetlemiş oluyor. Bunu da yorum yapmak isteyen arkadaşımız var mı efendim? Burada şu bölümü okumak isterim. Eğer yorum yapmak isteyen katılımcı yoksa. 1919 yılının 5 Haziran'ından başlayarak Albay Kazım Bey, Kazım Özal, Meclis Başkanı Kazım Paşa Hazretleri, Balıkesir'deki 61. Tümen Komutası'nı vekaleten üzerine almıştı. Daha sonra Ayvalık, Soma, Akhisar kesimlerini içine alan Kuzey Cephesi Komutanlığı'nı yaptı. Fuat Paşa'nın Batı Cephesi Komutanlığı'na tayin edilmesinden sonra Kazım Bey'e Kuzey Kol Ordusu Komutanlığı makam ve yetkisi verildi. Aydın dolaylarında İzmir'in işgalinden sonra asker ve halktan bazı vatanseverler Yunanlılara karşı savunma, halkı cesaretlendirme ve silahlı milli teşkilat kurma gayretleriyle çalışıyorlardı. Bu arada İzmir'den ad ve kıyafet değiştirerek o bölgeye gitmiş Celal Bey'in gayret ve fedakarlığı anılmaya değerdir. Bu Celal Bayar'dır. O yıllarda Galip Hoca takma adıyla efendim Aydın dolaylarında milli teşkilatlar kurmuş ve Yunan saldırılarına karşı koymuştur. Onu anıyor Atatürk. 15-16 Haziran 1919 gecesi Ali Bey'in Ayvalık'tan gönderdiği kuvvetler Bergama'daki Yunan işgal kuvvetlerini bir baskında perişan etmişlerdi. Bu baskına kısmen Balıkesir ve Bandırma'dan gönderilen kuvvetler de katılmıştı. Bu olay üzerine Yunanlılar dağınık ve zayıf müfrezelerini geri çekip toplamak gereği duydular. Bu arada Nazilli'yi de boşalttılar. Bu sebeple Aydın'da hazırlıkta bulunurken çevreden toplanan halk kuvvetleri bunları sıkıştırmaya başladı. Yunanlılarla halk arasında şiddetli bir çarpışma oldu. Sonunda Yunanlılar Aydın'ı da boşaltıp çekildiler. Bu milli kuvvetler şunu söylemek istiyor. Yunanlılarla halkı küçük kuvvetler halinde çarpıştırarak aslında bölgede Anadolu'nun içine doğru bir Türk topyekün savaş anlamında Türk-Yunan çatışmasını başlatıyorlardı. Bu da aslında Kurtuluş Savaşı'nda Atatürk'ün yanına Anadolu halkının gelmesini sağlayacak ilk hareketlerdir. Onu anlatmaya çalışıyor Atatürk burada. Fransız cephesinde ise Fransız birliklerine karşı doğrudan doğruya Adana bölgesinde, Mersin, Tarsus, İslahiye bölgelerinde ve Silifke dolaylarında milli kuvvetler kurulmuş
ve çok cesurca işe girişmişlerdi. Adana'nın doğu bölgesinde Tufan Bey adında hareket eden Yüzbaşı Osman Bey'in kahramanlıkları kayda değer. Milli müfrezeler Mersin, Tarsus, Adana şehirlerinin girişlerine kadar sokulup hakim oldular. Bozantı'da Fransızları kuşatarak geri çekilmeye mecbur ettiler. Maraş'ta, Antep'te, Urfa'da önemli muharebe ve çarpışmalar oldu. Sonunda işgal kuvvetleri buradan çekilmeye mecbur edildiler. Bu başarıların kazanılmasıyla büyük rolleri olan Kılıç Ali ve Ali Sahip Beylerin adlarını anmayı bir görev sayarım. Sivas Kongresi sırasında da söz etmiştik. Kılıç Ali o zaman Mustafa Kemal Paşa'nın yanındadır. Maraş ve Antep'te Fransızların işgali başlayınca Atatürk Kılıç Ali'yi çağırmış, ona durumu anlatmış. Oradaki birliklere, sayısı az da kalmış olan Mustafa Kemal'e bağlı birliklere buyruk verilmiş. Kılıç Ali'nin Güney Cephesi komutanı olarak görevlendirildiği bildirilmiş. Hatta Kılıç Ali'ye gitmeden önce şunu söylemiştir. Kılıç, seni göreyim, dönünce bana adını değiştirtme demiştir. Kılıç Ali de gidip gerçekten önemli başarılara imza atmıştır. Bunun da ayrıntılarını Kılıç Ali'nin İş Bankası'ndan çıkan Kılıç Ali'nin Anıları adlı eserinde görebilirsiniz, okuyabilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Evet, bu bölüm hakkında yorum yapmak isteyen var mı efendim? Vedat Bey, bu sonuçta şey, padişah aslında fetva vererek askerliği kaldırdı değil mi hani bu esnada? Dolayısıyla da hani orduyu dağıttığı bir dönemdeyiz şu an. Ve burada herhalde sonuçları gereği. Değil mi? Evet, o şekilde asker. Evet. Ama ya, orada bazı komutanlar Kuvayi Milli'ye geçip hani bu çarpış, biraz önce bahsettiğiniz çarpışmalara devam ediyor gibi anladım ben. Öyle mi? Doğru mu? Şimdi yani tabii bazı yurtsever subaylar bölgelerinde gelişen bir takım milli müfrezeleri kontrol altına alarak, ama bunlar sürekli Ankara'yla bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Yani Atatürk Ankara'dan sürekli olarak iletişim içinde bu milli müfrezeler dedikleri müfrezelerle, İzmir'deki gizli teşkilatlarla, İşte Balıkesir'le, Aydın'la sürekli bilgi alışverişi içinde bulunuyor ve onları cesaretlendirici bir takım konuşmalar yapıyor. Gerekirse onları Ankara'dan deneyimli subaylarla destekliyor bu müfrezeleri. Dolayısıyla bunlar Batı cephesinde Yunan ordusuna karşı oluşturulan ilk milli kuvvetler olarak önümüze çıkıyor, görülüyor. Fransızlara karşı, Fransız işgal kuvvetlerine karşı sürdürülen o mücadeleden sonra, hani Kılıç Ali ve Ali Sahip Beylerin önderliğini yaptığı mücadeleden sonra, onların hani püskürtülmesi, sindirilmesi sonucunda 1920 Mayıs'ından başlayarak Ankara ile iletişim, ilişki içerisine girmek istiyor Fransızlar ve ondan sonrasında hani bu görüşmeler devam ettiğinde dikkate değer bir şey, İstanbul'u hükümetini bir tarafa bırakarak Ankara ile teması sürdürüyor olmaları aslında fiilen onları tanıyor olmaları da, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni tanıdıklarını da, o Ankara'daki hükümeti tanıdıklarının da ifadesi oluyor diye düşünüyorum. Evet, zaten onu da ilerleyen satırlarda vurgulamış Atatürk. Evet. Önce Fransızlar görüyor. Yani özellikle İnönü Savaşları'nın kazanılmasından sonra Fransızlar Ankara hükümetinin, meclisin konuya egemen olduğunu,
Dolayısıyla artık Ankara'yla görüşerek bir orta yol bulunması gerektiğini söylüyorlar ve bazı Fransız generalleri Ankara'ya gelerek Mustafa Kemal'le görüşme yollarını aramaya başladı. Ama tabii o Güney Cephesi'ndeki Fransızlarla yapılan o savaşımlardan sonra bunlar oluyor. Evet. Evet. Evet, bir diğer bu akşamki konumuz, paragrafımız Yunan taarruzu karşısında milli cephelerin bozulması üzerine meclise şiddetli hücum ve eleştiriler. Efendiler, Yunan taarruzu ve milli cephelerin bozulması mecliste büyük bir sıkıntıya, şiddetli hücum ve eleştirilere yol açtı. Büyük Millet Meclisi'nin 13 Temmuz 1920 günü 41. toplantısında kusurlarından ve idaresizliklerinden dolayı Bursa Komutanı Bekir Sami ve Valisi Hacı Muhittin Beylerin ve Alaşehir Komutanı Aşir Beylerin ne için harp divanına verilmediklerinden dolayı Genelkurmay Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı hakkında yan soru önergeleri okundu. Bu önergelerin sahibi Afyon Karahisar Milletvekili Mehmet Şükrü Bey'di. Sinop Milletvekili Hakkı Hami Bey'in de derhal cezalandırılma konusunda ısrarı bravo sesleriyle karşılanıyordu. Önerge sahibi olan Mehmet Şükrü Bey'in biz sorumlu tutulduklarını görmek istiyoruz feryadı üzerine gen soru kabul ediliyor. Soruşturma günü olarak tespit edilen 14 Ağustos 1920'de Genelkurmay Başkanı cevap verdi. Fakat bir türlü inandırmak ve yatıştırmak mümkün olamıyordu. Karahisar Milletvekili Şükrü Bey anket yani soruşturma istiyor, araştırma istiyor. Diğer bir milletvekili bazı subay ve komutanların cezalandırılmalarının tabii olduğundan söz ederek birçok örnekler sıralıyor. Başka bir milletvekili asker geri çekilirken bir komutanın 36 deve eşya götürmüş olduğunu söylüyor. Yani çalmış olduğunu söylüyor. Başka bir milletvekili de Yunan ordusunun kısa bir zaman içinde Akhisar'dan Marmara sahillerine varıncaya kadar bütün şehirleri ve köyleri yıldırım iziyle istila ettiğinden söz ederek Bursa felaketi dolayısıyla uğramış olduğumuz korkunç zarar dünyanın gözünde Anadolu'da savunma denilen şeyin bir göz korkuluğu olduğunda genel bir kanaat uyandırmıştır diyor ve bu büyük bozgunun sorumlularının cezalandırılmasını istiyorlardı. Efendiler, uzun ve ateşli olarak devam eden tartışmalara benim de karışmam gerekti. Ortaya çıkan bu acı durumda meclisin üzüntü ve ilgisini takdir ettikten sonra düşünce ve duyguları yatıştırmak maksadıyla konuşma ve açıklamalar yaptım. Benim sözlerime karşıda yapılan ufak tefek hücumlara cevap verdikten sonra genel açıklamalar yeterli görüldü diye devam ediyor. Var mı efendim bu konu üzerinde yorum yapmak isteyen katılımcı? Mecliste şöyle söylüyor. Yunan cephesinde Yunan taarruzunun ilerlemesi üzerine burada Atatürk'ün askerlik sanatıyla ilgili şu tespitlerini okumak isterim. Son paragraf bu konuyla ilgili. Tarihte yarılmamış ve yarılmayan cephe yoktur. Özellikle söz konusu olan cephe savunmaya ayrılan kuvvetle orantılı dar bir cephe olmayıp böyle yüzlerce kilometre genişliğinde ise bu cephenin şurasında ve burasında bulunan zayıf bir kuvvetin sonuna kadar savunmasını kabul etmek bütün tasavvur ve muhakemeleri yanılgıya sürükler. Cepheler delinebilir. Buna karşı tedbir delinen kısmı derhal kapatmaktan ibarettir. Bu ise cephe üzerindeki kuvvetlerden başka geride, yedekte kuvvetli destekler bulundurmak da mümkündür. Yani askerlikte ihtiyat kuvvetleri dediğimiz birlikler. Oysa Yunan ordusu karşısındaki milli cephemiz bu durumda ve bu kuvvetle miydi?
bütün Batı Anadolu illerimizde, Ankara ve dolaylarında, daha doğrusu bütün memlekette kuvvet denilecek bir askeri birlik bırakılmış mıydı, diyor Mustafa Kemal. Yani işte biraz önce gördük, baş kaldırılar var, isyanlar var, Yunan saldırısı var, güneyde Fransız saldırısı var, şimdi Doğu cephesini de göreceğiz, onlar var. Efendim, bir de ihtiyat kuvveti nerede bulacaksınız? Elbette diyor, Yunan saldırıları karşısında koyduğumuz elimizde bulunan birlikler bu kadar geniş bir cephede elbette ki yarılma olacaktır. Bunu doğal karşılamalısınız diyor. Elimizde ihtiyat birliği oluşturacak bir birliğimiz var mıydı ki diyor. Ki bunu Başkomutan Savaşı'nda önemli bir örnekle daha iyi açıklayacağız Yunan ordusu açısından. Çünkü hala yeryüzünün güçlü ordularında da silahlı kuvvetlerinde ders olarak anlatılan Başkomutan Savaşı'nda o vereceğimiz örnekte Atatürk'ün ortaya koymuş olduğu askerlik anlayışı ve sanatında önemli bir örnek oluşturacaktır. Evet, şimdi Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlıyor bölümüne geçeceğiz. Sayfa 331. Saygıdeğer efendiler, Doğu sınırlarımızda acele olan işimiz, Celaleddin Arif Bey'in Erzurum'un inkılap tarihinde bıraktığı izi daha fazla ele alıp incelemeye elverişli değildir. Bu anlatımından önce Atatürk aslında Erzurum Kongresi'nin üyesi bulunan, Erzurum daha sonra da Erzurum milletvekili olarak mecliste görev almış, İstanbul'da Meclisi Mebusan Başkan Vekilliği yapmış, Büyük Millet Meclisi'nde meclis başkanlığı yapmış Celaleddin Arif Bey'in Doğu cephemizde gelişen Ermeni saldırılarının nasıl Erzurum'da bulunan bir takım bürokrasi değişiklikleriyle zayıflattığını, yanına aldığı işte Trabzon milletvekiliyle efendim Hüseyin Avni Bey'le bunu nasıl yaptığını uzun uzun anlatıyor bu paragraftan önceki bölümlerde. Yani Celaleddin Arif Bey'in yaptığı yanlışlığı, kendisine Büyük Millet Meclisi başkanlığı görevi verilmiş olmasına karşın hangi yanlışlıkları yaptığını söylüyor. Erzurum'a gidiyor, Kazım Karabekir'le görüşmeden kendi yetkisi varmış gibi bir tane vali vekili tayin ediyor. Efendim, başka işler yapıyor, yanlış işler. Bunları anlattıktan sonra Ermenilerle savaşın başladığı bölüme geliyor Atatürk ve konuya işte burada giriyor. Doğu sınırlarımızda acele olan işimiz Celaleddin Arif Bey'in Erzurum'un inkılap tarihinde bıraktığı izi daha fazla ele alıp incelemeye elverişli değildir. Arzu buyurursanız o günlerin doğu sınırımızdaki ciddi işlerine geçelim. Yüksek heyetinizce de bilinmektedir ki Bondros Ateşkes Anlaşması'ndan beri Ermeniler gerek Ermenistan içinde gerek sınıra yakın yerlerde Türkleri toplu olarak öldürmekten bir an geri durmuyorlardı. 1920 yılının sonbaharında Ermenilerce yapılan zulümler dayanılmaz bir kerteye geldi ve Ermenistan seferine karar verdi. Evet. Ve Kazım Karabekir'le görüşerek 9. Kolordu Ermenistan'ın Ermeni güçlerine karşı, tabi Ruslar destekliyor, Ermenilere karşı savaş ilan ediyorlar ve bir sonraki bölümde geleceğimiz gibi ilk olarak Gümrü Anlaşması yapılarak Ermenilerden o dönemde Ardahan, Kars ve Batum geri alınıyor. Bu konu üzerinde yorum yapmak isteyen katılımcımız var mı?
biraz önce anımsatmamız lazım. Sema'nın bir saniye. Şunu hemen anımsatmam gerekiyor. Mondros Ateşkes Anlaşması'nın bir maddesi var biliyorsunuz. Doğu illerinde yeni devletler kurulmasına ilişkin. Buna altı il diyorlar o zaman. Altı ille ilgili bir hüküm konuluyor Mondros Mütarekesi'ne. Bu da Doğu illerini kapsayan, içinde Erzurum, Van, Diyarbakır gibi illerin bulunduğu altı il. Bu altı ilde İngilizler, Fransızlar ve İtalyanlar Ermenistan ve Kürdistan kurabilmek için Mondros Mütarekesi'ne bir madde ilave ediyorlar. İşte o madde gereği Ermeniler Doğu illerimizde saldırıya geçiyorlar. Evet, buyurun Sema Hanım. Benim söylemek istediğim şuydu, Doğu cephemizde Ermenilerle savaş başlamadan öncesi, yani o bir fiil hareket başlamadan öncesinde Celaleddin Arif Bey'in Erzurum'a gitmek isteyişi bir bahaneyle, baş ağrısı bahanesiyle, yani o kadar da şey, bir bahaneyle oraya gitmek isteyişi aslında tamamen önceki sayfalarda uzun uzun anlatılıyor sizin de vurguladığınız gibi. Burada halen Erzurum'da bulunduğu süre içerisinde Kazım Karabekir'in kuvvetleriyle birlikte Ermenilerin üzerine gidip de belli bir başarıyı elde edip ama sonuçlandıramadan, yani tekrar geriye dönmek zorunda kalması Celaleddin Arif Bey'in oradaki olumsuz tutum ve şeyle muhalif, daha doğrusu kurgu düzeni oluşturma çabasını tekrardan durdurmak üzere. Yani ona son noktayı koyup ondan sonra rahatlıkla tekrar Ermenilerin üzerine gidip Gümrü Anlaşması'yla sonuçlanan bir noktaya geliniyor. Bu gerçekten hani kendi yani Adalet Bakanlığı ve Meclis Başkanlığı dahi yapmış olan bir şahsın dahi böyle bir tutum içerisinde olması, bu bölümde değerlendirdiğimiz iç ayaklanmalar, dışarıdan gelen İtilaf devletlerinin karşı koymaları, hükümetin anti taarruzları ya da muhalif çalışmaları, çok güçlü çalışmalar her birisi. Bununla birlikte mecliste yer almış ve görevler üstlenmiş olan, ciddi görevler üstlenmiş olan şahısların da böyle bir tutum içerisinde olması çok acı. Ve gerçekten hani okurken bile insanın tüyleri diken diken oluyor. Nasıl bir şeyden, karmaşık bir durumun içerisinden çıkılarak böylesi bir başarılar elde edilmiş, sonraki sayfalarda göreceğimiz, zikredilen böylesi bir başarı elde edilmiş ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti kurulabilmiş. Yani gerçekten hani tek kelimeyle hepimizin bunun farkındalığıyla sahip çıkmamız gerektiğini ben tekrar vurgulamak istiyorum. Evet, sağ olun. Yani Celaleddin Arif Bey'in ve Hüseyin Avni Bey'in İstanbul hükümetiyle anlaşmalı olarak bir şeyler yapmak istediği çok açık ortaya çıkıyor. Atatürk de bunu anlatıyor. Atatürk bunun farkında ama farkında olduğu halde çok güzel böyle yumuşak geçişlerle tolere ediyor. Belli bir noktaya taşıyor. Onda da bir strateji takip ediyor bence. Çünkü evet, şurada doğru. Öyle bir şey, oynanmak istenen oyunun iç yüzü diye bir cümle kullanıyor bir yerde. Yani farkında olan bitenin Doğu illeri valiliği kurulup onun başına geçmek istiyor. Doğru mu değerlendiriyorum? Doğru, yani Gökhan Bey'in başlangıçta betimlediği gibi bir satranç tahtasında sürekli oynuyor. Evet. Anladım. Aslında her şeyin ayrı bir Ben de aynı şeyi hani yani sormak istiyorum size. Burada hani ima ediyor Atatürk kesinlikle bu konuyu. Hani tam işte Ermenilerle muharebenin aynı eş zamanlı oraya gitmesi, vali kendini sanki oranın hani bağımsız bir yer olacak orası. O da oranın valisi olacakmış gibi bir teşkilat yapmaya çalışıyor. Fakat bunu Atatürk yani... açıkça söylemiyor. Yani kanıtı mı yok da söylemiyor acaba diye düşündüm.
ya da farklı, tabii ki hani o anda hani düşman kazanmak istemiyordur muhtemelen, ama bunu hissediyor da acaba kanıtı mı olmadığı için sonrasında da Nutu söylediği zaman bile bunu açıkça ifade etmemiş. Emel Hanım biliyor ama yani başlangıçta söylediğimiz gibi şimdi o Erzurum'da etkili, Hüseyin Avni Bey Trabzon'da etkili, yani halk arasında seviliyor. Bu kişileri Mustafa Kemal Paşa yanında tutarak, mecliste, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tutarak aslında o bölgelerdeki halkın desteğini de alıyor bir anlamda. O nedenle yani belki biraz uygunsuz bir kelime olacak ama açıkçası da bu, yani kullanıyor onları, Celalettin Arif'i falan bunun gibilerini artık. Ve doğru yöntem de bu yani. Vedat Bey, şey, Çerkez Ethem'in kardeşi değil mi? Şeye giden. Çerkez Ethem'in kardeşi diye biliyorum ben. Kim Gökhan Bey? Avni Bey'in yanında giden şahıs, bu orada emirler veren, işte bir vali tayin eden Çerkez Ethem'in kardeşi diye biliyorum ben. O yalnız evet. Şeyde Koçgiri isyanının bastırılması sırasında. Ha, olabilir. Yani çok ismini de hatırlamıyorum ama. Evet, yani Ankara kardeşim valisini değiştireceğim falan diyor. Hı-hı. Celalettin Arif Bey Erzurum memusu o zamanlar. Efendim, dolayısıyla Erzurum'la ilgili uğraşıyor ama Erzurum'da da yani şey, artık Ermeni saldırıları başlıyormuş. Birinci, bu bölümün sonunda şöyle diyor Atatürk, Kazım Karabekir Paşa 30 Eylül 1920 tarihinde Sarıkamış'tan Celalettin Arif Bey'e yazdığı şifrede Erzurum halkı adına 40-50 ile 40-50 imza ile çekilen açık telgraf dış düşmanların milyonlar sarf ederek elde edemeyeceği bir belgedir. Olaylar olayın kendisinden daha önemli ve tehlikeli olan bu açık telgrafı dış düşmanların tehlike ve tehdidinden daha yıkıcı ve doğuracağı ağır sonuçları cephe durumundan daha önemli gördüğünden yarın Erzurum'a geleceğimi bildiririm diyordu. Yani orada 40-50 kişiden, halktan imza topluyor Celalettin Arif Bey. Ve işte valinin değiştirilmesini, valinin para yediğini, rüşvet aldığını, başkalarının rüşvet aldığı gibi yalanlar ortaya atıyor. Erzurum'da bir iç kargaşa, kamuoyunda iç kargaşa gündeme geliyor. Kazım Karabekir Paşa diyor ki, sizin yaptığınız bu iş, bu belge, dış düşmanların cephede yarattığı tehlikeden daha tehlikeli bir durum diyor. Çünkü bildiğiniz gibi Atatürk'ün bir ilkesi var, öncelikle iç cephe güçlü olmalıdır diyor. Ondan sonra ancak dış cepheyi güçlü hale getirebilirsiniz. Celalettin Arif Bey'in yaptığı şey bu. Erzurum'daki halkı yönetime kışkırtmak. Dolayısıyla Erzurum'da olan kargaşa üzerine düşünün şimdi, o coğrafyayı gözünüzün önüne getirin. Sarıkamış'a gitmişti 9. kolordu. Orada Ermenilere karşı savaşıyor. Fakat geride de orduya karşı halkta bir galeyan var. Ordu Ermenilerle mi savaşacak yoksa gerideki karışıklığı mı önleyecek? Böyle bir durum yaratıyor Celalettin Arif. İşte buna Kazım Karabekir Paşa bir telgraf çekerek diyor ki Erzurum'a geleceğim. Yani düşünün, cepheyi bırakıyor, Erzurum'a geri dönüyor. Celalettin Arif'in yaptığı bu hatayı giderebilmek için. Bu kadar önemli bir konu. Ve bu şahıs mecliste meclis başkanı ve adalet bakanı. İşte Kurtuluş Savaşı'nın zorluklarından bir örnek daha. Evet, bu akşamki son paragrafımız 330. sayfa, 333. sayfa, milli hükümetin yaptığı ilk anlaşma, Gümrü Anlaşması. Efendiler, Gümrü Anlaşması milli hükümetin yaptığı ilk anlaşmadır. Bu anlaşma ile düşmanlarımızın hayallerinde ta Harşit Vadisi'ne kadar uzanan
Harşit Vadisi Kars'tan, şey, Ağrı'dadır efendim. Onu bilelim. Yani düşünün, Kars, Ardahan, Batum bölgesini, bir de Harşit tanımlaması yapıyor Atatürk burada. Harşit Vadisi de Kars'tan, Iğdır'dan Ağrı'ya doğru uzanan bir vadidir. Bu anlaşmayla düşmanlarımızın hayallerinde daha Harşit Vadisi'ne kadar uzanan Türk ülkelerini kendisine bağışlamış oldukları Ermenistan, Osmanlı Devleti'nin 1877 seferiyle kaybetmiş olduğu yerleri bize, milli hükümete terk ederek aradan çıkarılmıştır. 1877 biliyorsunuz Osmanlı-Rus Harbi. Doğudaki durumlarda önemli değişiklikler olması yüzünden bu anlaşma yerine daha sonra yapılan 16 Mart 1921 tarihli Moskova ve 13 Kasım 1920 tarihi 21 tarihli Kars anlaşmaları geçerli olmuştur. 1920 yılının Temmuz'unda Batum İngilizler tarafından boşaltılınca, söylediğiniz gibi Batum'da bile İngilizler vardı. Her yerdeler. Evet. Gürcüler hemen işgal ettiler. Bu durum Brest-Litovsk ve Trabzon anlaşmalarına aykırı olduğundan 25 Temmuz 1920'de tarafımızdan protesto edilmişti. 8 Şubat 1921'de Ankara'da itimatnamesini sunmuş olan Gürcü elçisiyle de Türkiye-Gürcistan anlaşmasıyla görüşmeler başlamıştı. Nihayet 23 Şubat 1921'de verdiğimiz kesin bir iltimatın üzerine Ardahan, Artvin ve Batum'un bize bırakılmasına razı olundu. Batum'un işgali bu tarihten 15 gün sonra gerçekleşmiştir. Bu yerlere, Türkiye'ye katılmayı sabırsızlıkla bekleyen halkın alkışları içinde girildi. Daha sonra Moskova Anlaşması gereğince Batum boşaltıldı. Fakat işgal etmiş olduğumuz öteki yerlerin ana vatan sınırları içinde kalması pekiştirildi, diyor Atatürk. Bu Gümrü Anlaşması ile Batum milli sınırlar içerisinde kalıyor ama sonrasında Moskova Anlaşması ile iade ediliyor. Buradaki sebep nedir? Moskova Anlaşması'nın neden Batum göz ardı edildi acaba? Şimdi bu konuda o dönemde, yani düşünün, daha henüz şeylerle, Yunanlarla savaşıyorsunuz. Batı cephesinde açıklar çıkmış bir durum yok. Dolayısıyla Mustafa Kemal Ruslarla iyi ilişkiler kurmaya çalışıyor. Hatta daha önce bahsettiğimiz gibi Ali Fuat Paşa'yı, yani Ankara'daki Kolordu Komutanlığı, Moskova'ya büyükelçi olarak gönderiyor. Yani yeni bir cephe açılmasını istemiyor. Kaldı ki Batum'da da Türkler ağırlıklı zaten. Orada ve Gürcistan'ın içinde ayrıca Türkler var efendim. Dolayısıyla buranın Gürcistan içinde kalınmasında bir sakınca o dönem için görülmüyor. Evet. Evet. Bu son bölüm müydü? Evet, bu başkanım, son programımızdı bu akşam. Bayağı da süremizi geçtik. Evet, süremizi açtık ama ben bir iki şey burada ilerleyen sayfalarda, yani beşinci bölüme gelmeden önceki ilerleyen sayfalarda iki şeyi not almıştım. Bunlardan bir tanesi, bu kadar karmaşaya sebebiyet veren, işte düzensiz, biraz önce çete diye de ifade ettiğimiz, hani milis kuvvetleri ve bunun dışında işte süreç içerisinde, çünkü onlar da zaman zaman ayaklanmaları sürdürüyor ya da kendi hegemonyalarını kurmaya çalıştıkları için karmaşanın farklı cepheler, farklı yönlerde artmasına sebebiyet veriyorlar. Düzensiz örgüt düşüncesini ve siyasasını bırakma kararı 1920 Kasım ayının 8. günü, 8 Kasım 1920'de böyle bir uygulama alanı gündeme geliyor. Bir onun altını çizmiştim. Bu hani 5. bölüme geçmeden önce.
Bir de daha çok dikkatimi çeken bir başlık hatta bu aynı zamanda. Milletvekillerini seçerken çok dikkatli ve kıskanç olunmalıdır diye bir ifade var yine Nutuk'ta. Burada da biraz önce hep vurguladık işte bir sürü meclise görev almış olmakla birlikte hem de yetkin görevler almış olmakla birlikte süreç içerisinde farklı pozisyonlarda zorluklar çıkartanların belki ayıklanması ya da yenilerinin yerleştirilmemesi burada çok dikkatli ve kıskanç olunmalı. Hani hep dedik ya siz vurguladınız yanında bulundurdu o yöreyi de sevildikleri için oraya bir hani sıcaklık olumlu görüş etkisi yaratsın diye. Ama buna rağmen böyle de bir cümle burada Nutuk'un içerisine geçerken ben bunu bir de günümüze doğru böyle çok uyarladım. Doğru. Yani o günün koşulları içinde söylemiş ama 100 yıl sonra eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Şeyh Said'i kutlayan milletvekili varsa evet. Onun için diyor ki milletvekili seçilirken çok dikkatli olun diyor. Çok haklı olduğunu ne yazık ki görüyoruz. Burada şunu da belirtmek lazım. Ermenilerle savaşın başlamasından 2,5 ay sürmüştür. Ve 2,5 ay sonra Ermeniler barış istemek zorunda kalmışlardır. Yani çok uzun bir şey değil. Aslında öbür taraftan tabii ki daha ciddi bir savaş ama mesela Trabzon'daki Rum Pontus ayaklanması 2 sene sürmüştür. Tabii ki çok fazla ilgilenilmemiştir çünkü cephe dışında olması nedeniyle. Öbür taraftan şunu da göz ardı etmemek lazım. Tabii ki bu çete denilen şeyler, mesela Çerkez Ethem ilk aslında ayaklanma, birinci Anzavur ayaklanmasıdır ve bu ayaklanmayı bastıran da Çerkez Ethem'dir. Evet, Çerkez Ethem evet. Bastırmıştır. Bunlar da kullanılmıştır. Çünkü o sırada elinizde bir ordunuz yok. Yani dediğim gibi bunlar çok erken tarihler. Bundan sonra düşünün Sakarya Savaşı yapıldı. Sakarya Savaşı'nda bile ordunun hali işler acısı. Aradan 1 sene zaman geçiyor. Çok 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 büyük yetkilerle işte başkomutanlık yetkisi denilen yetkilerle yani meclisin alabileceği kararları Mustafa Kemal tek başına alarak bir takım şeyler topluyor halktan ve öyle savaşa gidiliyor. Yani öyle düşünmek lazım. O zaman bir ordu yok. Dolayısıyla bunlar da kullanılıyor. Ama öyle bir hale geliyor ki tabii Çerkez Ethem Bakırköy Süvari Okulu'ndan mezun bir assubay. Ama çete savaşı yapmayı seven ve öyle bir hale geliyor ki orduda subay yok diyor. Biz diyor onlardan çok daha iyiyiz diyor. Bizi diyor böyle bırakın falan. Yani böyle bir şekilde zaten savaş kazanamazsınız. Hani peki 15 gün sonra Çerkez Ethem'i biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim. Evet. Yani savaş disiplin bir orduda savaşta kazanılmaz. Disiplin savaştan önce eğitimde verilir ve savaşı öyle kazanırsınız. Dolayısıyla disiplinsiz ordularla karşınızda Yunanistan gibi İngiltere tarafından bir sürü mekanize şeylerle desteklenmiş bir orduyu yenemezsiniz. Yani şöyle bir örnek vereyim ben size. İkinci Dünya Savaşı'nda İtalyanlar Afrika çöllerinde İngilizleri gördükleri yerden şimdi şey konuşmuyor ama çok kötü korkuyorlardı. Affedersiniz ama hani it gibi korkuyorlardı derler. Neden korkuyorlardı biliyor musunuz? Çünkü onların tankları vardı. İkinci Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. İtalyanların da tankları vardı ama teneke gibiydi. Dolayısıyla o zaman daha henüz tank savar aletleri bulunmamış ve tanklar geldiği zaman adamların yapabilecek hiçbir şey yok. Yani Olman böyle düşünün. Evet. Olman yani mi? Karşı silah ya. Geliştirilmemiş daha. General Patton. Şey, evet yani bu İtalyanlarla İngilizler arasındaki işte şey böyledir. Yani İngiliz, o İtalyan ordusu korkak mıdır? Değildir. Ama yapacak bir şey yoktur yani o anlamda. Evet. Ben bir de şeyi öğrenmek istiyorum. Bu Nurettin Paşa diye geçen İzmir'de son dönemde sakallı Nurettin diye geçen kişi aynı kişi mi? Hayır değil. Değil. Bu başka. Onu tamam.
Başkomutan Savaşı'nda göreceğiz. İkinci ordu. Tamam. Yani o buralarda geçiyor Nurettin diye ama hiç ya, lakap kullanılmıyor. Tamam. Daha sonra karşılaşacağız o zaman. Peki efendim, bu akşam katılımcılara sağ olun diyorum ve esenlikler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Teşekkürler başkanım. Teşekkür ederiz. Güzel bir bölüm oldu. Herkese, Vedat Bey size. Katılan herkese ayrıca teşekkürler. İyi akşamlar. İyi akşamlar. 15 gün sonra görüşmek üzere diyorum. 15 gün sonra birlikteyiz. Evet. İyi akşamlar. Bakalım. Haşır neşir günler. Evet, okuyalım bakalım neler olacak. Neler var. Görüşmek üzere. Çok sağ olun Vedat Bey. Uzun yorduk sizi bu akşam. İki saat oldu. Evet, tam 2 saat oldu. Çok teşekkürler başkanım. Çok güzel bir bölüm gerçekten. Sağ olun Necla Hanım, size de teşekkür ederim. İyi akşamlar, hoşçakalın. İyi akşamlar, hoşçakalın.